Galatasaray, Barış Alper'le 2029'a kadar sözleşme imzaladı. Galatasaray'da iç transfer çalışmaları hız kazandı. Torreira ile anlaşan ve Fernando Muslera'yı da yeni kontrata ikna etmeye çalışan Sarı Kırmızılı yönetim, Barış Alper Yılmaz'la da sözleşme uzattı. Sarı Kırmızılılar da Barış Alper Yılmaz rüzgarı esmeye devam ediyor. Sol bek, sağ bek, sağ kanat, sol kanat, forvet arkası ve santrafor pozisyonlarında takımının jokeri olan Barış'ın performansı teknik direktör Okan Borun'un da yüzünü güldürüyor. Halihazırda 2027 yazında bitecek kontratını 2029'a kadar uzatan milli yıldızın maaşı da %100 arttırıldı. Yıllık kazancı 10 milyon lira olan Barış Alper Yılmaz'ın maaşı böylece 20 milyon lirayı buldu. Güncel piyasa değeri 7,5 milyon euro olan genç yıldızı Serie A temsilcileri Lazio ve Napoli'nin yanı sıra La Liga ekibi Real Betis'te yakından takip ediyor. Milan ve Lazio Abdülkerim için kapışıyor. Okan Buruk'un defansta vazgeçilmezi olan Abdülkerim Bardakçı son dönemde transfer haberleriyle gündemden düşmek bilmiyor. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla göz kamaştıran Bardakçı için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan ve Lazio, Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakçı'nın transferi için harekete geçmiş durumda. Özellikle Lazio cephesinde Mauricio Sarri'nin milli stoper için çok ısrarcı olduğu yazıldı. Galatasaray'ın iki kulübede kapıyı 20 milyon eurodan açtığı öğrenildi. Victor Nelson'a İngiliz kancası. Kadrosundaki önemli oyuncularına sürekli teklifler yağan Sarı Kırmızılılar sezon sonunda yine Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedefleyen bir transfer politikası uygulayacak. Bu doğrultuda yıldızlarını göndermemekte kararlı olan Galatasaray'a, Abdülkerim ve Davinson'un gölgesinde kalsa da performansını yeniden artırmayı başaran Victor Nelson için adadan teklif var. Bu sezonun sonunda satılması kararlaştırılan Danimarkalı futbolcu konusunda Sevilla ve Lazio'nun yanı sıra İngiliz takımlarının da transfer ısrarları sürüyor. Premier Lig ekibi Nottingham Forest, 25 yaşındaki yıldız savunmacının bonservisini almak üzere harekete geçti. Nottingham'ın Victor Nelson'un menajeriyle görüştüğü ve oyuncu için bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk bir bonservis bedelini gözden çıkardığı bildirildi. Sarı Kırmızılılar Victor Nelson'u 2021 yılının yaz transfer döneminde Danimarka ekibi Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Galatasaray'ın gelecek sezon Abdülkerim ve Davinson'u Kaan Ayhan ve Emin Bayram'la yedeklemesi bekleniyor. Sarı Kırmızılılar Nelson'dan gelecek paranın büyük bölümünü orta saha transferinde kullanacak. Galatasaray'da Felipe Anderson sesleri. Jim Bond transferde rotayı İtalya'ya çevirdi. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı planladığı isimlerden birinin Felipe Anderson olduğu ortaya çıktı. Santos altyapısına yetişen yıldız futbolcu sırasıyla Lazio, West Ham United ve Porto'da forma giydikten sonra yeniden Lazio'ya döndü. Temmuz 2021'den bu yana çizgi 2000'in formasını giyen Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray, tecrübeli futbolcuyla anlaşması durumunda herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Teknik direktör Mauricio Sarri'nin vazgeçilmezleri arasında yer alan Sambacı Yıldız, sağ kanadın dışında sol kanat ve forvet'e de oynayabiliyor. Felipe Anderson'un güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Galatasaray'ın 8 numara adayı belli oldu. Nabil Fekir. Sasha Boy ve Bakan bu satışlarından 35 milyon euro net gelir elde eden Galatasaray, finansal fair play konusunda rahatladı. Sezon sonunda takıma seviye atlatacak bir orta saha transfer ederek Torreira'nın mükemmel performansını da bir kademe daha yukarı çekmeyi planlayan Jim Bond, bir dönem 70 milyon euroluk piyasa değerine ulaşan yıldız orta sahaya kancayı taktı. Avrupa'da sürekli başarılı olacak bir yapı oluşturmaya çalışan ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Nabil Fekir'i listesine aldı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan yıldız oyuncunun CV'sinin dolu olması Galatasaraylıları heyecanlandırıyor. Kariyerini İspanya'da Real Betis formasıyla devam eden 31 yaşındaki Fransız futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunulacak. Dünya TV'nin yıldızı Galatasaray'a. Galatasaray 10 numara pozisyonuna takviye yapmak için rotasını İngiltere Ligi'ne çevirdi. Sarı Kırmızılıların Premier Lig ekibi Arsenal'de kariyerine devam eden 24 yaşındaki orta saha Emile Smith-Rowe lisesini aldığı iddia edildi. Hasan oyuncu ilk etapta şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. 1.82 boyundaki futbolcunun Arsenal'de olan sözleşmesi 2026 yılına kadar sürüyor. 2022'de 40 milyon euro ile en yüksek değerine ulaşan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro. Daha önce Huddersfield ve Leipzig formalarını da giyen Emile Smith, kariyeri boyunca 41 gol atıp 23'te asist üretti. Öte yandan Smith'e adadan da bazı kulüplerin talip olduğu belirtiliyor. Galatasaray'dan orta sahaya Wunderkid. Fransız futbolcu Tanguy Ndombele ile sezon sonunda yollarını kesin olarak ayıracak olan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için de transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı Kırmızılılar Ndombele'nin yerine transfer etmek için gözünü 23 yaşındaki Danimarkalı orta saha Albert Grønbech'e çevirdi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2028'e kadar devam eden yetenekli orta saha için Galatasaray sezon sonunda girişimde bulunacak. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan merkez orta saha oyuncusu aynı zamanda sol kanatta da forma giyebiliyor. 2022 yazında Danimarka ekibi Aarhus'tan 3,5 milyon euroya Bodø'ya imza atan Grønbech için Norveç temsilcisi 10 milyon euro talep ediyor. Galatasaray'dan Vladan Kovačević hamlesi. Galatasaray aradığı kaleciyi buldu. Sarı Kırmızılılar Polonya ekiplerinden Rakow'da forma giyen Vladan Kovačević'i transfer listesine aldı. Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray, Bosna Hersek basınında yer alan habere göre Vladan Kovačević ile yakından ilgileniyor. Haberde ismi Benfica ile tanınan 26 yaşındaki kalecinin Galatasaray ile anlaştığı aktarıldı. Vladan Kovačević'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Kovačević, daha önce Alman devi Bayern Münih'in de gündemine gelmişti. Galatasaray'ın ana planı Fernando Mosquera ile en az bir yıl daha kontrat uzatarak Kovačević'in Uruguaylı Yıldız Eldiven'le birlikte gelişim göstermesini sağlamak. Oyuncuyu ikna eden Galatasaray, Rakow'la da görüşmelerini sürdürüyor.